Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'tan kahreden haberler gelmeye devam ediyor. MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç evini satmaya karar verdi. Daha önce 15 milyon TL borç ödediğini söyleyen ve kumarda 10-15 tane ev kaybettim diyen Serdar Ortaç elinde kalan son evini de satıyor. Ünlü sanatçının Sarıyer'de oturduğu 8 oda 4 salon 4 banyolu evine istediği fiyatı ise dudak uçuklattı. Uzun yıllardır kumara olan düşkünlüğünü anlayan ve bu yüzden servet kaybeden Serdar Ortaç son olarak oturduğu evi de satılığa çıkardı. 15 milyon TL borç ödediğini açıklamıştı. Para bitti, bütün kazancımı yedim diyen Serdar Ortaç, 1 lira kazanılmıyor bu işten, çok para kaybettim, rakam veremem. 10-15 tane hepsi ev gitti. Her yerde vardı. Ali Samiyan Stadyumu'nun yanında 11 katlı gökdelenim vardı, öyle düşünün demişti. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yine kumar batağına saplandı. Oturduğu evin sadece elinde kaldığını söyleyen ünlü sanatçı Serdar Ortaç borçlarının da halen olduğunu söylemişti. Borçlarını ödeyemeyen Serdar Ortaç son mülkünü de iddialara göre satışa çıkardı. Yıllardır Sarıyer'in lüks bir sitesine villada oturan ünlü şarkıcı evini 10 milyon dolara yani 340 milyon liraya satışa çıkardı. Takvim'den Ufuk Özcan'ın iddiasına göre Serdar Ortaç Caddebostan'a taşınma kararı aldı. İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında boğaz manzaralı 750 metrekare arsa üzerine kurulu 8 oda 4 salon 4 banyo özel tasarım bina teraslı balkonlu özel kamera sistemli peyzajlı ev merak konusu oldu. Serdar Ortaç'ın lüks evi zaman zaman gündeme geliyordu. Ünlü sanatçı evini satılığa çıkardı. MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Ünlü sanatçı tekrar borçlarını ödemek için 15 milyon TL'ye evini satılığa çıkardığı ortaya çıktı. Serdar Ortaç'ın son hali ise sevenlerini derinden üzdü. Ünlü sanatçının 15 milyon TL'nin borcunu ödemek için maalesef evini satıp dışarıda kalacağı da iddialar arasında. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.